Şimdi nerede bu? En son şu soruyu bitirip şuraya gelmiştik. Şimdi ben şöyle sırayla sorayım bakalım. Yeşil testlerden çözmemi istediğiniz mesela şu soruyu başlayalım. Ya da sırayla çözeyim. Kaçıran ya da şey olursa. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Log x ne olması lazım? X birden büyük ise fx büyüktür sıfır demiş. Şimdi logaritmanın grafiğini bir hatırlatayım istersen. Oradan yola çıkalım. Daha rahat olur. Hem birazcık daha oturmuş olur diye düşünerekten. Şimdi taban burada ne yazılmadığına göre 10. Yani bu ifade şöyle bir şey olacak kabaca. Burası da 1. X birden büyükse yani bu tarafta ise bu fonksiyonun görüntüsü artı olur demiş. Evet, birincisi doğru. Eğer 0 ile 1 arasında olursa, 0 ile 1 arasında olursa yani burası 0 ile 1 arası bu aralıkta fonksiyonun görüntüsü negatif olacak. Fx negatif doğru demiş. X reel pozitif bir sayı ise fx reel sonucu daima ardışık iki tam sayı arasındadır demiş. Yani burada ne demek istemiş? X eleman reel artı buradaki değerler demiş. Fx'in reel sonucu daima artı iki tam sayı. Yani her zaman mesela kök 2 mesela çıksa bile işte 1 ile 2 arasında alabiliriz. 3,4'ü örneğin 3 ile 4 arasında alabiliriz. De hani niye böyle bir şey demek istemiş onu anlam veremedim. Orada her zaman artı tam sayı olacak. Hangileri doğrudur derken burada Denizli olacak. 1, 2, 3. Hocam x'i 100 tak. Tam dedin anlayamadım. Bir daha söylesen. X'i 100 alırsak yani tam sayı arasında olmuyor. 2 oluyor direkt galiba. Ama onu tam sayıdan kastetti. Yani aralığa sokmamız gerekiyor, değil mi? Mesela log 100 2 şöyle olur, değil mi? Ama şura girmez. Log 100. Doğru söylüyorsun. Ben şu gibi düşünüyorum. Yani tam değer diye bir şey var. Onun gibi de. O zaman o aralığa giriyordu ama böyle olduğu zaman 2 küçüktür 2 olacak. Bu da yanlış olacak. Ha, o zaman bu yanlış olacak. Evet, doğru söylüyorsun. Demek onu demek istemiş. Ben açıkçası şey düşündüm. Hep bir aralığa böyle sokabiliriz gibi düşünmüştüm. Doğru söylüyorsun. O zaman yanlış olacak. Tam sayı Hepsini çıksa. doğru alıyor ama cevapta galiba. Denizli Ha. diyor. O zaman benim gibi düşünmüş. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım o zaman da. Mesela bir eskiden tam değer fonksiyonu diye bir şey vardı. Mesela 2,1 mi? Tam değer fonksiyonu bunu 2'ye götürüyordu. Örneğin 7,8 mi? Tam değer fonksiyonu bunu 7'ye götürüyordu. Yani 2,1 örneğin 2,1 2 ile 3'ün arasında ise bu 2 götürüyordu. İşte 7,8 7 ile 8 arasında 7'ye götürüyor. Mesela 9'u nereye götürecek? 9 9 ile 10 arasında buraya götürecek. Yani eşittir olarak alınmış. Sanırsam bunu şöyle demek istiyor. Yani 2 ya da n diyelim. N küçük eşit x küçük n artı 1 demek istiyor. Ama bu ifadeden çıkan ise n küçüktür, x küçüktür, n artı 1 oluyor. Senin cevabın bence doğru olacak. Yani burada 1, 2 olacak o zaman. Ama soruyu yazan arkadaş sanırsam şöyle düşünmüş. Benim düşündüğüm gibi başta sol taraftakini eşitlik olarak da alıyor. O yönden düşünmüş olabilir. Ama biraz sıkıntılı bir soru olmuş o yönden. Ben daha önce bu tam değer fonksiyonu vardı da oradan hemen yorumlamıştım. Ama dediğin gibi 2 ile 3 arasında 2'yi sokamayacak mesela bu aralığa. Yanlış olacak o zaman. Cevap 1, 2, 3 mü demiş demek bundan? Evet hocam 1 2 3. Ama o bence son şey dediğiniz gibi olmayacak. Burası ne demiş? Üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyon olması için ne lazımdı? Üstünde x'ler olacak. Bu ifade düzenlersen 1 bölü 10'un x'inci kuvveti olacak. Azalan bir fonksiyonda olsa olur. Bu olmaz. Bu eksi 10 olmaz. Sonuç 1 ve 2. Yani eksi bir kuvvet
alınamıyordu. Bu temel tanımıyla ilgili bir durum. Sıkıntı yoktur diye umuyorum. 3 üzeri x artı 1, isterseniz bunu şöyle yapabilirsiniz. X'i 0 verirsiniz. O zaman f 0'ı bulursunuz. Normal fonksiyon okumaca. 3 üzeri 0 artı 1'den 1 artı 1, 2 olacak. O zaman 0 virgül 2 noktasından geçecek. 0 2 noktası olacak. Bu 3'ten geçmiş olmaz. Bu 3'ten geçmiş olmaz. Niye öyle oldu? Arkadaşlar bunda sıkıntı yok mu? X'e 0 veriyorum. 1. 1 artı 1 2 olmayacak mı? Yani x'in 0 oldu. Yani y ekseni 2'den geçmesi lazım. Hepsini 3'e alıyoruz. Evet hocam, diğerleri sağlıyor. Sadece o geçtiği noktada sıkıntı var. Ben de herhalde yanlış yazılmıştır diye bir şey yanlış yapmıştım. Yanlış yazılmış mı o zaman? Mesela x'e 1 verelim. F1 3 üzeri 1 artı 1'den 4 yapıyor. Yani 1,4 noktasına geçecek. Bu 1, bu geçmeyecek. Tamam. Bu 1'e 4'ten geçiyor. Bu eksi 1'e 4'ten geçiyor. Olmadı. 1'e 4'ten geçiyor. Olabilir. 1'e 4'ten geçiyor. Bir de x'i 0, 2'den geçmesi lazım. Burası 2 olacak gençler ya. Şu 2 olacak. Bence o yanlış. Şu zaten olmayacak. Şunları da iptal etmiştik. Şimdi de eksi 1'e bakalım. Eksi 1'i yerine koyduğumda f eksi 1 3 üzeri eksi 1 artı 1'den 1 bölü 3 artı 1 4 bölü 3'ten geçecek. Eksi 1 koyduğumda da 4 bölü 3 olacak. Bu 1 bölü 3 olmuş. Bu da olmayacak. Bu olacak ama yalnız şu nokta 2 olacak gençler. Yani bursa olacak ama bu. Orada küçük bir baskı hatası var ya da dikkat şey olmuş. 0'a 2'den geçiyor. 1'e 4'ten geçiyor. Şuraya da eksi 1'e 4 bölü 3'ten geçiyor. Bu şekilde bakmak lazım. Orada bir hata var. Mavi yere geçtik. Bu orta seviye, kırmızı zor olan galiba bu kitabın genel şeysi o gibi. Bu ne demiş? Logaritma 3 tabanı a çarpı logaritma b tabanı 4 küçüktür 0 demiş. Yalnız bu şöyle bir şey. Şöyle bir yazayım da. Bu eksi ise bu artı, bu artıysa bu da eksi olabilir. Yani birinden birinin farklı. Burada iki durumu da incelemem gerekecek öncelikli olarak. Yani logaritma 3 tabanında a, 3 tabanında a küçüktür 0 artı logaritma b tabanında 4 büyüktür 0 inceleyeceğiz. Bu birinci durum. Şimdi 3 tabanında a'nın negatif olması demek. Grafiğini hatırlatalım. Logaritma 3 tabanında bu. Taban birden büyük olduğu için bu. Demek ki negatif çıkması demek a'nın 1 ile 0 aralığında olması demek. Logaritma b tabanında 4'ün de 0'dan büyük olabilmesi için. Şimdi iki tür logaritma vardı. Bir daha bir hatırlatalım. 1, taban 1'den küçük. A değeri tabanı 1 ile 0 arasında. Bir tanesi de taban 1'den büyükken ki vardı. Bu artan oluyordu. Böyle. Şimdi 4 nerede? 4 burada. 4 burada. Burada da 4'ün sonucu artı çıkarken burada 4'ün sonucu eksi çıkıyor. O zaman benim B değerim pozitif olacağı için bu bize B'nin 1'den büyük olduğunu kazandıracak. Şimdi A 0 ile 1 arasında B 1'den büyük. Bu birinci durum. Ama tam tersi de olabilirdi arkadaşlar. Yani 3 logaritma 3 tabanında A pozitif, logaritma B tabanında 4 negatif de olabilir. Şimdi o zaman bunu da inceleyeceğiz. Şimdi ona da bir bakalım. 2 logaritma 3 tabanında A negatif olacak. O zaman 3 tabanında A'nın burası logaritma 3 tabanında A grafiği pozitifti pardon bu kez. Pozitif olması demek A'nın 1'den büyük olması demek. Artı logaritma B tabanında 4'ünde
negatif olması lazım. 4'ün negatif olması demek de B'nin 0 ile 1 arasında olduğunu söyleyecek. Şöyle bir şey çıkıyor o zaman. Ya A 0 ile 1 arasında B 1'den büyük oluyor ya da B 0 ile 1 arasında A 1'den büyük oluyor. Yani illa mesela denizdeki gibi bunu söyleyemeyeceğiz. Ya da illa A 1'den büyüktür diyemeyeceğiz. Bu ikisini de içeren bir şey bulmamız lazım o zaman. Ne olabilir? Bir bakalım. A ile B'nin pozitif olduğu belli. Yani şuradan. Ya da istersen şöyle bir daha topluca bir daha yapayım. Oradan yorumlayalım. Daha rahat görebilirsiniz. 1. 0 küçük. A küçük 1. Artı B büyüktür 1. 2. A büyüktür 1. Artı B'miz 0 ile 1 arasında. Şimdi buradan A'mız pozitif, B'miz pozitif. Bu negatif olamaz. Yanlış. A ile B'nin toplamı 1'den küçük. A ile B'nin toplamı 1'den küçük olmayabilir. Mesela A'yı 3, 4 seçebilirim. Daha büyük sayılar. O zaman doğal olarak da burası şey olacak. Ne derim? Toplamları 1'den küçük olmayacak. A ile B'nin toplamı 2. Bu da olmaz. Şimdi bura ne demiş? Yalnız bu ifade eksik oluyor ya. Şimdi aşağıdakiler hangisi doğrudur derken doğrudur mu daha doğru, doğru olabilir mi daha iyi? Neden diyorum? Doğrudur demek benim anladığımı söylüyorum. Bir durum var ve doğru. Yani ikinci, üçüncü veya başka bir seçenek yok. Doğru, yanlış. Ya var, yok. Ortası yok. Şimdi burada A 0 ile 1 arasında evet, B de 1'den büyük olabilir. Yani durumlardan biri bu. Ya da şu da olabilir. A 1'den büyük, B 0 ile 1 arasında olabilir. Yani burada yazmış ya, A 1'den büyük, B 2'den küçük diyor. Hayır, burası 0 ile B 1 olsa bu da doğru olabilirdi. Bu esasında şöyle demek istiyor. İki durum var. İki durumdan birisini tercih etmemizi istiyor. Bence doğrudur değil de Türkçesinin doğru olabilir ya da aşağıda hangi aralıkta ya da hangi ifadede doğru bir sonuca gidebiliriz gibi olması lazım. Doğrudur benim anladığımı, yani söylüyorum. Tek bir durum var ve o olacak. Ama burada tek bir durum yok. İki durum var. İki durumdan birini vermiş Denizli şıkkında. Ama şu demek değil bu. İlla A 0 ile 1 arasında B de 1'den büyük. Sadece tek sağlayan durum bu değil. A'nın 1'den büyük olup B'nin 0 ile 1 arasında olduğu durum da sağlıyor. Aynı anda olması önemli yalnız bunları. Onu söyleyeyim. Yani V bağlacı önemli burada. Yani A 1'den 0 arasında B de 1'den küçük dediğimiz zaman mutlaka ikisi aynı anda olacak. Onun için V ile bağlanacak. O doğru ama Türkçesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani, ya da ben öyle algıladım. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Derdimi anlatabildim umarım. Her zaman siz diyorsanız doğrudur hocam. Tamam, işte bu gelecek. Aferin. Eğitmişim sizi ya güzel bir şekilde. Bravo. Evet. Bu ne demiş? Ya burada sadece şu var. Bu nokta her fonksiyon sorusunda olduğu gibi denklemin sağlayacak. F 1 bölü 8 eşit logaritma A tabanında 1 bölü 8. O da 1 olacak. A üzeri 1, 1 bölü 8. Revize edelim o zaman. Fx dediğim şey logaritma 1 bölü 8 tabanında x imiş. Şimdi gelelim. F 1 bölü 64. F 1 bölü 64. Eşittir F logaritma 1 bölü 8 tabanında 1 bölü 64 demek. 1 bölü 8'in karesi demek. Burası o zaman F2 olacak. F2 de logaritma 1 bölü 8 tabanında 2. Bu 1 bölü 8'i bir revize edelim. Logaritma 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 1. Bunları öne düşürelim. 1 bölü eksi 3, logaritma 2 tabanında 2, sonuç eksi 1 bölü 3 olarak gelecektir. Niye anlayamadım? Sormayacağım. Sen kapat. Evet. Bununla ilgili sıkıntısı olan var mı? Sanırsam
Yok, bu rahat bir soruydu. Yavaşladım mı? İşte ne oluyor? Şimdi sizin galiba sorun yaşadıklarınız bu tarzlar mı? Yani tanım kısmı falan dediğiniz biraz önce konuşurken Ebubekir ya da Nurhan Hocam, sen de sanırım. öncüllü soru görünce kaçmaya başladım artık. Ama Kaç sınavda soru? karşımıza gelecek bunlar ya. Evet hocam, sıkıntılı ya tanım kümesi. Şimdi burada ne diyor? Logatman daha doğrusu üstlerin tanımını yapmış. A bir pozitif reel sayı bir olmayacak. Evet taban bir olmuyordu. Her x için f(r)'den r'ye fx eşittir a üzeri x fonksiyonu üstler fonksiyondur. Evet a üzeri x olduğu zaman üstler fonksiyon olacak. Hocam R'den R artıya olması gerekmiyor mu? Tanımda öyle değil miydi? Bir de şu onu söyleyecektim tam Ali ben de onu. Şimdi bunun R'den R'ye aldığımızdaki ile R'den R artı aldığımız aradaki farkı şu. Hani bu fonksiyon nedir? Şöyle. Bu arkadaşı biz f R'den R'yi alırsak ne olur? F R'den R artı alırsak ne olur? Fx eşittir a üzeri x. Fx eşittir a üzeri x. Şimdi normalde bizim birebir örten olma durumunu incelerken değer kümesinde dikmeler çiziyorduk. Şimdi biz eğer R'den R'ye isek, bakın buradaki gibi şöyle bir hakka sahibiz. Reel sayı olduğuna göre y ekseninin her bir yerine dikme atabilirsin demek. Yani şu. Bir tane daha burada atayım. Artı burada da atabilirsin. Şimdi bunu incelerse bak Ali. Her mavi ya da fonksiyon bu doğrularla bir noktada kesişiyor. Yani birebir olduğunda hemfikiriz. Ama burasının reel olduğu için şu doğruları örneğin fonksiyon temas etmediği için burası boşta kalıyor. O zaman bu fonksiyon eğer R'den R'ye verilirse bu şekilde verilirse örten değil. Ama sen bunu R artı diye tanımlarsan şuradaki gibi bu çizgileri zaten atamayacaksın. Nereye kadar atacaksın? Şuradaki çizgileri atacaksın. O zaman gene bir noktada kesiştikleri için birebir. Burada da örten olacaktır. Çünkü her çizgi yani y ekseni dik olan kırmızı çizgilerin her biri bir şekilde kesişiyor. O zaman ben bunun bu haliyle tersi yoktur diyeceğim. Burada ise bu haliyle bu fonksiyonun tersi vardır. Çünkü tersi olması için şartımız birebir ve örtendi. Şimdi burada böyle bir şey var. Yani bunu üstel fonksiyon olarak tanımlayabiliriz. Ama bu üstelimiz tersini alırken sıkıntı yaşayabiliriz. Cevap olarak bunu almış mı almamış mı gençler bu arada? Almış hocam. Esasında biraz bu yönden sıkıntı olacak. Yani üstel fonksiyonun aralığını tercih ederken biz tersini de alarak logaritmaya geçiyoruz ya esasında burada biraz r artı demesi sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Çünkü bu fonksiyon üstel ama bu üstel fonksiyon ben şu anda tersini alıp logaritma elde edemiyorum. Orada küçük bir gözden kaçan durum var. Ama üstel fonksiyon mudur? Yine üstel fonksiyon. Neden diyeceksin? Herkesin görüntüsü var. Bir tane görüntüsü var. Yani fonksiyon olma şartlarını sağlıyor ve a üzeri x şeklinde x değişkeni yukarıda olduğu için üstele benziyor. Ama özünde bu konunun, konuyu baştan anlatırken söyledim. Üstelden logaritmaya geçiyoruz. Üstelden logaritmaya geçmenin mantığı bunlar birbirinin ters fonksiyonu. Ters fonksiyon olabilmek için de şartımız birebir örten olması. Eğer sen bu soruyu R'den R'ye alırsan birebir olur bu fonksiyon ama örten olmaz. O zaman bu fonksiyonu ben tersini alamam. O zaman o doğasıyla biraz tezatlık oluşuyor. Onun için bence soru işareti bırakmamak için ben olsam bunu R artı verirdim. Ama R vermiş. Üstel fonksiyon olarak evet. Üstel fonksiyonun tersini alıp logaritmaya çevirirken bunu çeviremem. R'den R'ye olduğunda. Çünkü örten değil. Onu demek istedik. Hocam ama burada hani x için de tüm reel sayıları almış. Yani x sıfır da olabilir. O zaman
Ha evet. İç fonksiyon içine tamam. Girer. Sonuç çıkarmaz. Yani mesela sonucu evet, sıfır çıkarmaz. Evet. Eksi bir çıkarmaz. Sonuçları çıkarmaz. Oralar boş kalır. Örten olmaz anlamda söylüyorum. Bu f r artıdan r'ye a sıfırdan büyük bir haricinde yani yine bu ne ya? Böyle bir ifade varmış mı ya? Ben ilk defa görüyorum. A sıfırdan büyük ama bir olmayacak. Yani şu ifadenin şöyle gösterilmesi. Ben bilmiyorum böyle bir notasyon olduğunu ilk defa gördüm. Fx logaritma a tabanında x fonksiyonu logaritmik bir fonksiyondur. Logaritmik bir fonksiyon mudur? İçine girene bakalım. R artı evet. Burada bir sıkıntı yok. Bu da doğru. Bunu da doğru kabul etmiş dediniz. Bakın burada sıkıntıyı söyleyeyim. Bak burası çok önemli. Burası R'den R'ye demiş. Şuradaki x'i örneğin ben eksi 1 var bu aralıkta. F eksi 1 desem logaritma a tabanında eksi 1 diyeceğim. Hayda. Bu olmaz ki. Onun için bu logaritma tanımlı değil. Ama üstelde bu sorun değildi. Yani üstelde bunu çözebiliyorduk. Hangileri doğrudur demiş. O zaman 1 ile 2 olacakmış. Orada logaritmanın içi eksi olamaz durumunu dikte ediyor. Ona göre bakmamız gerekiyormuş. Sorusu olan var mı bununla ilgili? Şurası tam kafama yatmadı diyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bak, geçen sene trigonometrik fonksiyonlarda niye yazmadı bu? Ha yukarıdaymış. Şurada. F R'den R'ye Y eşittir sinüs X mesela bir fonksiyon. Ama bu fonksiyon kendisini tekrar eden bir fonksiyon. Şöyle bir fonksiyon. Neyse çok çizim ama. İşte bu fonksiyon birebir değil. R'den R'ye aldım. Örten de değil. O zaman ben bunu gidip tersini alamıyordum. Yani arc sin yapamam. Çünkü bu şartları sağlamıyor. Biz bunu şöyle yapmıştık. Bunun içinden bir aralık alıyorduk. Mesela şu aralığı tercih ediyorduk. Şuradakini alıyorduk sadece. F diyorduk. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye. Eksi 1'den 1 aralığını aldığımızda bu fonksiyon hem birebir hem örten oluyordu. Ve biz böylelikle arc sin, arc tanjant, arcları yapabilmiştik. Yani fonksiyonun başta tanımlı olduğu R'den R'yi aldığında şu sinüs x fonksiyonu böyle tanımlayabilirsin. Ama o aralıkta fonksiyon tersi yok. Burada da mesela R'den R'ye dediğimizde bunu üstel olarak alabiliriz. R'den R'ye üstel alabiliriz. Ama R'den R'yi aldığımızda şuradaki R'den dolayı bu örten olmayacaktır. Örten olmadığı için de tersi olan logaritmeye geçemeyiz. Onu tersini alabilecek seviyeye ulaştırmak için burasını r artı yapıyoruz. Onu söylemiştim. Ben olsam bunu böyle uğraşmazdım. Direkt buraya r artı yazardım ki üstel olsun diye. Evet, üstelden logaritmik bulabilelim diye. İnşallah olmuştur. Çok şey söylemeye çalışıyorum bazen. O da kafa karıştırıyor mu acaba? Şimdi geldik kırmızılara. Şimdi bu geçen dersimizdeki sorulardan da biri. Bir, şu x eşittir eksi 5 eşittir düşey asimptot. Düşey asimptot senin adına nedir? Logaritmanın içini sıfır yapan değer. Logaritmanın içini sıfır yapan değer. Şimdi o zaman bu. Eksi 5 artı r sıfır. R'miz 5. İki, şurada bir nokta var. Şimdi o da f sıfır. M artı N çarpı logaritma 5 tabanında 0 artı 5. Şimdi bu da 10'a eşit. Burası logaritma 5 tabanında 5 yani 1 olacak. Bakın burada hocanın yıllardır dediği şey çıktı. M artı N 10. M'yi bilmiyorum. N'yi bilmiyorum. Fakat M artı N'yi biliyorum. M artı N 10, R'de 5, toplayalım 15.
şeklinde. Cevap 20 diyor hocam. Yanlış diyor o zaman. Çok bir şey yok çünkü yani yapılabilecek bir şey. Hani yaptığımız bir işlem hatası var mı? Ben aynı işlemi 3 defa falan yaptım hocam, yok. Yok hocam, yok. Vallahi çıldırttı kitap ya. 15 yapıyorsun. 15 buluyorsun değil. Değilmiş. Bu yani. Sen boşuna Ebu Bekir o fotoğrafı koymamışsın oraya. Neydi bu çocuğun ismi ya? Aras Bulut İynemli hocam. Hocam bilerek koydum. Ben bu kitabı çözdükten sonra koydum zaten o fotoğrafı. Çıldırttı diyorsun benim. Aynen. Bu ne demiş? X artı 3 taban olmak üzere fx'in en geniş tanım aralığını bakalım demiş. Şimdi arkadaşlar burada biraz geniş bir şey yapmış. Nedir o? Şimdi küp kökte sıkıntı yok. Yani şöyle demek istiyorum. Küp kök x reel ise x reeldir. Bir kısıtlama yapamazsın ama karekök x reel ise bir kısıtlama yaparsın. X negatif olamaz. Şimdi burada da küp kök var. O zaman hiçbir sorun yok diyebilirdik ama burada şu kısım tanımsızlık getiriyor paydadan dolayı. Bu küpten dolayı bir daraltma yapmadım. Bakın küp kökte bir daraltma yok. Yani herkes olabilir ama kesirli ifadeleri biliyoruz ki payda sıfır olamaz. O zaman buradan biz x kare eksi 1 sıfır olmamalı. X kare 1 olmamalı. X o zaman artı eksi 1 olmamalı. Olursa eğer küp kökün içi negatif olacak. O da sıfır olacak. Özür dilerim yanlış söyledim. Payda sıfır olacak. O da tanımsızlık olacak. Başka ne var? Şurası var. 15 artı 2x eksi x kare büyüktür sıfır olacak. Ya da ben eksi x kare çok sevmiyorum. Onun için eksiyle çarpacağım bunu. Şöyle olacak yalnız o zaman da tabii ki küçüktür olacak. Eşitsiz negatif çarpınca yön değiştirdi. X x 5'e eksi 3 artı x artı 5 x eksi 3 küçüktür 0. Başka da eşitsizlik incelemem gerekmediği için bunu direkt burada bakıyorum. Bunlar şöyle artı eksi artı. Buradan bu aralık çıktı. Şimdi normalde eksi 5, 3 aralığı benim şu eşitsizliğin sağlanması için gereken durum. Ha, küçüktür oldu. Neden o? Şurasında yön değiştirdik ya. Ondan dolayı küçüktür oldu. Normal hani logaritma pozitif olacak ama o eksilisini incelediğim için böyle bir şey oldu. Şimdi bunun dışında neler çıkacak bunda? Eksi 1 ile 1 çıkacak. Eksi 1 ile 1 neden çıktı? Bir yandaki ifadenin paydasını sıfır yapıyor. Tanımsızlık getiriyor. Başka ne vardı bir de? X artı 3'ün mutlak değeri 1 olmaz. Yani logaritma 1 diye bir şey tanım değil. O zaman x ya eksi 4 olacak ya da x'imiz eksi 2 olacak. Bir de bu aralıktan o zaman eksi 2 ile eksi 4'ü de çıkaracağız. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri var bakalım. Eksi 4 olmaz. Eksi 3 olabilir. Eksi 2 olmaz çıkarılıyordu. Eksi 1 olmaz. 0 olabilir. 1 olmaz. 2 olur. 3 zaten aklı yok. 1, 2, 3. Toplam 3 tane tam sayı değeri kalıyor. O tanımsızlık veya durumları çıkardıktan sonra elimizde sağlam olarak eksi 3, 0, 2 değeri kalacaktır. Var mı sıkıntı? Bunda cevapta bir sıkıntı yoktur umarım. Hocam çarpanları yani ayırmadık mı? X eksi 5 çarpı x artı 3 diye ayırmayacak mıydık? Ben de onu diyecektim. Ali şimdi mi söylüyorum bunu ya? Allah seni. Vallahi hocam çok güzel anlatıyordunuz, bölmek istemem. Bak şimdi bak hemen de yağlı. Doğru söylüyorsun da bunların hepsini silmem lazım o zaman. Dur o zaman. Şimdi bak eksi artı. O zaman x eksi 5, x artı 3, 5 ve eksi 3.
Şöyle yapalım. Eksi 3, 5. Evet. Artı. Eksi artı. Şimdi eksi 3 alınmayacak. Eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4. Yazayım tam sayılar oradaki. Şimdi kimler olmayacak? Eksi 1 ile artı 1 olmayacak. Gönder. Sonra eksi 2 ile eksi 4 de olmayacak. Eksi 4 zaten yokmuş da eksi 2 de iptal ettim o zaman. 0, 2, 3, 4 olacak o zaman. Şimdi oldu. Umarım. Orada çarpanlarda eksi artı yanlış yapınca evet doğru söylüyorsunuz. Öyle bir şey olduğunu direkt söyleyin gençler. Ben bazen dikkat etmiyorum. Bir de bu öğleden sonra, yemekten sonra ağır gelmeye başladı bana ya. Uykum geldi şu anda. Yemek ağır geldi herhalde. Patlıcan yemeği yemiştim. Söylemeseydim. Afiyet olsun hocam. Evet. Siz tabii dershane köşelerinde Sait yiyemiyorsunuzdur artık. Yiyoruz hocam. Yiyor musunuz? Böyle ekmek kemiriyoruz ama. 2,5 liraya döner yiyorlar hocam onlar. Aynen hocam. 2,5 liraya. Ne etinden oluyor? İşte biz de bilmiyoruz onu. Hocam müşterileri kullanalım. Hocam martı eti olsa desem tavuktan daha pahalıya gelir Denizli'de martı eti. Martı etini nereden bulacaklar oğlum? Onu diyorum ya oğlum işte. Şimdi şu soruyu, bu son soru mu bu arada bu test için? Evet hocam son. Tamam bitirelim de hani ondan sonra yani şeye girelim diyecektim araya. Şunları ben bir düzeltiyorum şöyle gençler. 10 çarpı x'i log 10 log x. 8 öne düştü 8 log x önündeki x'le beraber. Şu x bölü 10'u log x eksi log 10 artı log x eksi log 100. Şimdi bunları bir düzeltelim de. Şimdi elimde bu log 10 1 log x a. 8 log x söyleyemedik. 8 a olacak. Log x a, log 11, log x a, bu da 2. Toparladım. 1 eksi 7 a oldu burası. Burası da a a, 2 a, eksi 3 mü oldu? Evet. Şıklarda bile yok hocam. Aynı sonucu ben de buldum. Çok da iyi. Ben bu soruyu 3-4 kere yaptım. Yani evet, işlemime güveniyorum dedim ve 3-4 kere yaptım. Yani. Şok oldum şu anda ben de. Evet. Ben de şok oldum. Aynı şoku ben de yaşadım şu anda gençler. Ne yapabilir bu? Nasıl bu sonuçlara ulaşmış olabilir? Bir dakika düşünelim. Bir bölüsünü alırsak hocam bir de bir tane A çıkarmamız gerekiyor. Hayda. Nasıl yapacağız onu? Yok hocam alakası yok. Ben hepsinin işlemleri topladım. Bölü haline getirdim gene çıkmıyor. Gençler bunun cevabı olacak ben size söyleyeyim. İyi ki soru çözüm yapmışız kitaba baksanız da böyle hata olmayacak. Buraya kadar iyiydi aslında hocam kitap bir sıkıntısı evet yoktu. Evet ya. Bir de işin kötü tarafı kitapçı bana bayağı övdü kitabı. Yani hiç sorun olmadı bugüne kadar hiç sorun gelmedi falan diye baksana. Birinci konuda biz hemen yakaladık sorunları. Ya da millet kimse hocam cevap anahtarı geçen sayeden de olmuştu hocam. Peki bakalım. Bu böyle olacak gençler. Birazdan kaldığımız yerden devam edelim. Bu en azından birinci testi bitirmiş olduk. Birinci sayfa mı oldu artık? Onu halletmiş olduk. Birazdan görüşürüz.